Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatandaşımız Şarık Türkistan ve dünyada bulunan gün tertipteki haberlerini huzurunla olsun. Uşaklarımız, kanalımızı da kıtanlar ekranımız olsun. Amerika Xitay virusuna alakadar zor miktardaki sallık malumatlarını kolgu çüşürdü. CNN'nin 6 Ağustos'taki haberde bildirilmişçe, Amerika istihbarat organları Xitay virüsünün kilip çıkışını baykaşının açıkçı buluşu mümkün bolgan zor miktardaki genetikilik sallık malumat ambirini kolgu çüşürgen. Bu gayet zor uçur ambiri Xitay'nın Wuhan'daki tecrübehanda tetkik kılınan virüs evrişkisinden elinğen gen lahisini özçig algan bulup, bazı emeldarlar bunu Xitay virüsünün menbesi buluşu mümkün dep karımakta. Amerika istihbarat organlarının bu uçurlarga kandak ve kaçan erişkenliki enik emes bulup, ama viruslarının bu xil gen sallık malumatlarını yasaş ve bir tarap kılışkı katnaşkan maşinler, adette sırtkı bulutunu asas kılgan mulazimetrlerge ulundığallıqı üçün, onlarının tor hücumuğu uçuk ikerliki bildirilgen. Növette bu zor miktardaki ham sallık malumatlarını paydalık malumatlarga aylandırış üçün tercüme hizmetleri devam kılmaqta. Şundaklı hizmetini tizletiş üçün Amerika'daki Dağınlık Uyeti Tetkikat Organı Amerika Energiya Ministerliğinin devletlik tecrübehanesindeki dereceden taşkırı kompüterge tayinip durup, barlık uçurlarını bir taraf kılışkı tırışı vatkallıkı bildirildi. İstihbarat organlarının mürekkep gen tertipi sallık malumatlarını izahlaşkı yeterlik, maharetlik ve bihaterlik ciheti işencilik alımlarına muhtaç bulupla kalmay, onlarının yine Xitaycını yakşı bilidigallardan buluşu gerekliki. Çünkü mezkur uçurlarının Xitaycı işkerliği bildirildi. İşençilik bir menbenin CNN'ı bildirişçe, bihaterlik cihetinin işençilik bulan alımlarının barlıqı, ama Xitaycılı sözleşidik allarının tallını vatkallıqı. Şunlukla herkandık sahadaki alımlarla emez, belki biologiya kesbi bilen şuğulundu allardın buluşu kerek digendekler, bu hizmetini kıyınlaştır vatkan mesel bulup kalgan. Nöbette bu tekşürüş Xitay virüsünün tecrübehandan çıkıp getken ya ki insanlarga yabayı hayvanlardan tarqalgan tarqalmağanlıqını eniqlaşta intayin muhim menbe bolmaqta. Hükümet içi ve sırtıdaki tekşürgüçler uzundun biyan Wuhan virüs tecrübehanesi tetkik kılınıvatkan 22,000 virüs evrişkisinin gen sallıq malumatlarını izdevatkan bulup, bu sallıq malumatlar 2019-9 ayda Xitay emeldarları tarafından tordun üçür ötligen idi. Şunaqlı Xitay şunundinkin Xitay virüsü bilen yuqumlanışının dastlabki ve başka ham materiallarını Dünya Sahiye Teşkilatı ve Amerika'yı tapşırışını red kılıp gelmekteydi. Amerika Saudigerleri Biden'ni Xitay bilen söhbetleşişke çağırdı. Bloomberg torunun bugünkü haberde bildirilişçe Amerika Saudigerleri Biden hükümetinin Xitay bilen bulgan Saudi söhbetini kaydı başlayışını talep kıldı. Amerika'daki asaslıq Saudi gruplarının Biden hükümetinin Xitay bilen bolgan Saudi söhbetini kaydı başlaşını ve import tamojni bejini töveletişini talep kılganlıqı oturgu koyuldu. Valkoçisi gezisinin dokulatıqı qarğanda Amerika Saudi uyuşması, memleketlik parçisat kuçular cemiyeti ve yerim ötküzgüç sanayeti cemiyeti qatarlıq bir kısım asaslıq Saudi grupları Maliye Ministeri Janet Yellen ve Amerika Saudi vekili Katrin Tayga bu temede xat yazgan. Saudi sanayetçiler bu hatta Xitay'nın Saudi kilişimindeki muhim ölçem ve vədilerini orunduğallıqını oturgu koygan. Hatta yine Biden hükümetinin hizmetçilerinin menfaatini aldıngı orungu kuyu siyasi tilgi elingan bulup, hizmetçilerini merkez kılgan Saudi kün tertipide çoğum Amerika ve Xitay'nın Amerikalıqlarına berildiğen tamojni beji ve Amerika menfaatiga ziyan yetküzdiğen tamojni bejini çıkırıp etiş kerek deyilgen bayanatını özü çıgalgan. Şarkı Türkistan Yardım Grupisi Türkiye'nin nüfuzluk taratkolarından uğrun aldı. Anadolu Agenetliğinin 6 Ağustos'taki haberde Şimali Siprus Kızılay Cemiyeti'nin Türkiye'deki ot uçuruş hizmetlerine kılgan yardımları hakkında haber işleyen bulup, bunun Katarı da Şarkı Türkistan Yardım Grupisi motilge elindi. Haberde Şimali Siprus Türk Cumhuriyeti Ammevi Müdafiye Teşkilatı Nazaretinin bu haqtiki bayanatı nakıl kılıngan bulup, bayanata Türkiye Ormancılık Baş İdarası'nın maslışı bilen ot uçuruş hizmetini devamlaştırıp atkan İzdeş Kutkuzuş Ətiriti'nin Şimali Siprus Ormancılık İdarası Ətiriti ve Şərq Türkistan Pidailer Ətiriti bilen birlikte ot apitiki karşı küreş kılganlıqı kayıt kılıngan. Xalqara Şərq Türkistan Təşkilatlar Birlik Reisi Hidayetullah Oğuzhan İctimai Taratqu hesabatıda bu doğruluk bayanat elan kılıp,
Türkiye'de yaşayatkan Şarkı Türkistan halkının kuddi ot uçuruş hizmetine yardımlaşkenege okşaş, kaytıdın kuruş hizmetini mu imkaniyetinin yetişçi kollaydıgallıkını bildirdi. Halkara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birlikigi tabi Şarkı Türkistan Yeni Nesil Hareketi, Kökay İnsani Yardım Cemiyeti, Şarkı Türkistan Akbarat ve Medya Cemiyeti hadimlerinin katnışı ve başka 13 teşkilatının kollaşı arkasıda teşkillengen 36 kişilik pidailer atırdı. 4. Ağust Antalya'nın Manavgat Naisi'ye berip, 3 gün devamlaşkan yardım hizmetini sunugan idi. Şarkı Türkistan Yardım Grupisi'nin bu 3 gün jarayandaki hizmetleri ictimai taratkolarda ve Türkiye'nin TRT Avaz Yeni Asır Gezeti Aykırı Haberleri Kırım Haber Agnetliği Katarlık Akbarat Vastırı Arkalık Türkiye Halkı'yı yetküzüldü. Nöbette Türkiye'nin 46 vilayetindeki 214 orunda ot apeti yüzbergen bulup, bunun 202'si tizgillengen. Avustralya nusxasidagi Magnitski qonunni tuzib chiqish planlanmoqda. Avustralya ABC radiosining 6 avgustdagi xabarida bildirilishicha, Avustralya hukumatı g'arb davlatlarini taqlid qilgan holda yangi bir qonun turg'idishni planlayotgan bo'lib, bu orqali kishilik huquq tafsandichiligiga chetishliq shaxslarga jazo yurgizish uchun qonuniy asos turg'idishni maqsad qilgan. Avustralya parlamentining ko'pligan a'zolari izchil holda Avustralya nusxasidagi Magnitski qonunni turg'idishni talab qilib kelgan bo'lib, Bultur 13-nji ayda parlament hay'atimi hukumatga bu xizmatni boshlash haqida taklif bergan. Tashqi ishlar ministri Marisa Payn bir bayonotida hukumatning Avstraliyaning mustaqil jazo yurgizish qonunini isloq qiladiganligini va davriga moslashtiradiganligini bildirgan. Ammo Avstraliya hukumati qaysi davlatlarga jazo yurgizish kerakligini belgilaydigan mustaqil organ qurish haqidagi taklifni rad qilgan. Avustraliyada jazo yurgizish qonuni bundan burunmi bor bo'lsa-mu, ammo tanqidchilar jazo yurgizish tizimasining jonliq emasligini, nuvatda yangidan paydo bo'layotgan kishilik huquq tafsandichiliklariga yetarli inkos qaytara olmaganligini tanqid qilgan. Jumladan, bu yil mart oyida Amerika, Angliya, Kanada va Yevropa ittifoqi Sharq Turkistondagi bostirish siyosati sababli Xitoy amaldorlariga jazo yurgizganda, Avustraliya bu xil qonun ramkasiga ega bo'lmaganligi sababli Mazkur sabga qo'shilolmagan. Xabarda qayd qilinishicha, Avstraliya tashqi ishlar ministri yangi jazo yurgizish qonunining yil oxiridan burun yo'lga qo'yilishini va ijro qilinishini umid qildiganligini bildirgan. Xitoyning tor bexatarligiga 10 milliard dollarga yaqin xarajat ajratganligi bildirildi. Xabar o'rtoq to'rining 6 avgustdagi xabarida bildirilishicha, Dünya Bazar Tadqiqat Şirketi bolgan Xalqara Sallıq Malumat Şirketi IDC elan qilgan dokladqa qaraganda Xitoy tor bexatarligiga 9 milliard 700 million dollar xashlaydi ekan. IDC dokladida Xitoyning kelgusi 5 yilda tor bexatarligiga saladigan mablag'ining tez oshadiganligi, Xitoyning 2021 yili tor bexatarlik bozoriga salgan mablag'ining 9 milliard 780 million dollar ekanligi. 2025 yili 18 milyard 790 milyon dollarga yetişidin ümit barlıqı görüstildi. Dokulatı görüstilişçe, devletnin tor bexatarligi çıkımının təxminin 47.8% qattıq detal sahasiga ketken bolsa, 2021-2025 yilleri yumşaq detal sahasida küçlük eşiş görüldikən. Dokulatta tor bexatarligi çıkımının yuqurlap ketişi künsürü küçüyüvatkan tor bexatarligi təhdidi bilen münasibetlik dəb görüstiligən. Kuzatuvchilar Xitoyning uzundan buyon har qaysi davlatlarning texnikalarini o'g'irlash, shirkatlarning va shaxslarning maxfiyatligini qo'lga tushirish, josuslik faoliyatlari olib berish qatorliq sohalarda ayiblanib kelayotganligini, ammo Xitoyning izchil holda buni inkor qilish bilan birga bu faoliyatlarni texnik kuchaytirib olib berishga tirishayotganligini bildirishmoqda. Xitoy Afg'onistonliklar orasida salochi bo'lishga tayyor ekanligini bildirdi. Sputnik News to'rining bugungi xabarida bildirilishicha, Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi doimiy vakili Daybing Xitoyning Afg'onistondagi to'qinishayotgan taraflar o'rtasidagi suhbatlarga sohibqonlik qilishga tayyor ekanligini bildirdi. Daybing BDT bexatarlik kengashi yig'inda so'z qilib, Xitoy Afg'oniston tinchlik masofasini qo'llash uchun Afganistan'daki taraflar o'rtasida dialog ve ko'rishishlarga sohibqonlik qilishga tayyor degan ifodani ishlatdi. Bugungi qadar Taliban o'rtasidagi suhbatlarga Qatar sohibqonlik qilib kelgan edi.
Livan armiyesi xalqara cemiyet ve BDT'ni İsrail'e besim işildişke çakırdı. Livan armiyesi Tel Aviv'ni çigra belgelemelerini özgertiş bilen ayıplab, xalqara cemiyet ve Birleşken Devletler Teşkilatı'nı İsrail'e düşmanlarca hareketlerini toxtışı üçün besim işildişke çakırdı. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilişçe Livan armiyesi yazın bayanat elan kılıp, BDT'nin mürasa kılışı bilen Livan'nın cenubedeki Ra'sun Naqura bazırıdaki BDT Livan vakıtlık vazife öteş kısımları baş ştabıda Livan İsrailiye harbi emeldarlarının yığın açkallıkını. Yığınğa BDT Livan vakıtlık vazife öteş kısımları komandanı General Stefano Del Col'nın riyasetçilik kılgallıkını uxturdu. İsrailiye çigra belgelemelerini özgertiş bilen ayıplengen bayanata xalqara cemiyet bilen BDT İsrailiye besim işildip, düşmanlarca hareketlerini toxtışqa çağırıldı. Bayanatı yana İsrailiyanın işğaliyeti astıdaki Şaba dehqancılık meydanı, Kafir Şuba teği ve El Gacar bazırdan çekinişi kerekliki təkidlendi. İsrailiye uruş ayruplarları Gazze'ni bombardıman kıldı. İsrailiye uruş ayruplarları Gazze rayonunda oxşumağan noktalarını bombardıman kıldı. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilişçe hava hücumlarının Gazze'den İsrail'e köydürgücü balonlar itilişiğe cevap tariqisi de elip berilgallıqı ilgiri sürüldü. Gazze'deki Palestin Sahiye Ministerliği hücum neticesi yarlanğanlarının bar yokluğu dair malumat vermedi. Şunaqla İsrail'e armiyesi mi bu hücum doğrusu da tehi bayanat ilan kılmadı. İsrail'e'nin Kamal Aslı'daki Gazze rayonunda 10. May başlatkan hücumlar Hamas bilen tüzülgen uruş toxtuş kelişimige asasen 21. May günü şücay vaxtı keç saat 2'de ahırlaşkan idi. İsrail'e'nin Gazze'ye karatkan hücumlarda 66'sı bala 39'ı ayal bulup, cemi 254 Palestinlik hayatının ayırılgan 1948 kişi yaralangan minlarca bina veyran bulgan idi. Hürmetli televizyon izleyiciler, şuna kadar bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki haberimizi görüşeceğiz. Sizlerine Cenab-ı Allah tavşırmız. Şuna kadar program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet aşırı muhakkak köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.